Şöyle ki ben yaklaşık 2013 yılından beri Van'daki Ayanis Kalesi kazılarında ekip üyesi olarak bulunuyorum. Evet, bu süre içerisinde Van'da böyle bir sempozyumun düzenlendiğine biz de şahit olmadık. Ama bizler bilimin de yeni nesli olarak biraz daha hocalarımızın bizleri de işin içine dahil etmesiyle beraber böyle bir sempozyuma bölgenin ihtiyacı olduğunu fark ettik ve evet, geç kalınmış bir organizasyon olsa da aslında toparlanan tüm verilerle, özellikle 9 ülkeden bilim insanlarının katılımıyla beraber ortaya güzel bir sempozyum çıkarmaya çalıştık. Peki arkeoloji, evet, kazı bilimi olarak biliyoruz ama bizlerin geçmişi anlayabilmesi ve bir bağ kurabilmesi adına en önemli adımlardan bir tanesini arkeoloji oluşturuyor elbette. Nitekim hem bölgemiz için hem ülkemiz için bunu söyleyebiliriz ki çok zengin bir coğrafyaya sahibiz. Pek çok kültüre, medeniyete ev sahipliği yapmış bir ülkede yaşıyoruz ve bunun kalıntılarını ülkenin her yerinde görebiliyoruz, büyüklü küçüklü. Biz arkeologlar için eser elbette ki çok önemli ama bulduğumuz eserlerin her biri bizim için bir hazine değerinde. Aslında yani biz öyle altınlar vesairelerden ziyade hani bir kerpiç mimari bile bizim için o altından çok çok daha değerli bir sorularımıza çok daha değerli cevaplar sağlıyor. O sebeple bizim için bulunan küçük büyük fark etmeksizin her türlü taşınabilir taşınamayan eser önem arz ediyor elbette ki. Yani Türkiye geneline baktığımız zaman elbette ki Doğu Anadolu için bu süreç çok daha zor ilerliyor. Bizim hem kazı yapma süreçlerimiz çok kısıtlı hem de ortaya çıkardığımız özellikle mimari öğeleri korumak adına ödeneklerimiz çok sıkıntı genel olarak. Coğrafyanın verdiği zorluğun, iklimsel zorluğun yanı sıra kısıtlı sürelerde çalışma yapabilmenin yanı sıra kısıtlı sayıda insanla çalışabiliyoruz. Böyle olduğu gibi yani atıyorum Efes çok güzel bir örnektir ama bir Efes gibi olmuyor mesela Van'daki kazıları koruma oranları. Bu sebeple gelen bütçelerin bir kısmını elbette ki kazının başından bir planlama yaparak, kazıya ayırarak ve geri kalan kısmını da korumaya ayırmak durumunda kalıyoruz. Çünkü eserleri hocam hep şöyle bir şey söyler, eserleri çıkarmak kolay, korumak zordur. Gerçekten bir eseri en iyi toprak korur. O yüzden koruyamayacağımız şeyleri çok çıkarma taraftarı değiliz bu noktada bizler. Şöyle, tabii ki bütün arkeologların eminim ki talebi bu yöndedir ki biraz daha belki korumaya ayrı bir bütçe ayrılması, korumaya biraz daha özen gösterilmesi hepimizin önceliği olmalı. Çünkü evet, biz 2 ay içerisinde kazı yapıyoruz yaz sezonunda, ortaya mimariler çıkarıyoruz ki Doğu Anadolu'da çoğunlukla kerpiç mimari çıkarıyoruz. Urartu'da başta olmak üzere. Kerpiç mimari en zor korunan mimarilerden bir tanesi. Günümüzde bile her sene kerpiç yapılar yeniden sıvanmalı vesaire, onarım görmeli ki biz 2700 yıllık eserlerden, mimarilerden bahsediyoruz. Bu sebeple çok isterim ki hani keşke bir gün gerçekleşse her kazıya hani yetecek miktarlarda ödenek gelse de çıkardığımız her yapıyı olabileceği kadar iyi oranlarda koruyabilsek. I'm coming from Iran. I work in Iranian Cultural Heritage Office and I'm here as a presenter for the Urartian Conference. We are all from Iran very, very much appreciate all the efforts that the organizers are doing here for us. So we enjoy the conference very much. There was a couple of years that this conference was going to take place, but because of the pandemic, it was going to be a little bit late, but we are very, very happy to be here in Van this year. I've been to Van before, but this symposium is much beyond my expectations. Urartian studies and of course the scholars are not so many around the world. And this is a very good opportunity for all of us to meet here in Van from all around the world to share our informations, our excavations, our publications, and we really, I suppose, we all really appreciate this opportunity.